Geçti ikinci mertebeye. Sevgiye. Yani hub. Hub'a gelirsek. Bu arzunun diğer şeylere değil sadece Allah'ın yoluna ilişmesidir. Hub diğer yolların ortaklığının neden olduğu kirlerden temizlenirse duruluğu ve saflığı nedeniyle hub diye isimlendirilir. Suyun konulduğu kap bu nedenle hub diye isimlendirilmiştir. Suyun konulduğu kap anlamına da gelir diyor hub. Su o kapta durulur, berraklaşır ve kiri dibine çöker. Aynı şey yaratıkların sevgisinde de geçerlidir. Onlar Hakk'ın mertebesini sevip müşriklerin ilahlıkla kendisine ortak koştukları denklerden soyutlandığında bu sevgi hub diye isimlendirilir. Allah Teala onun hakkında iman edenler en çok Allah'ı sever buyurur. Bunun nedeni perde ortadan kalktığında yine ayette sakınanlar uyduklarından kaçınırlar ayetinde belirtilen durumdur. Yine ayette uyanlar keşke bir imkan olsaydı da sizden uzaklaşsaydık der. Böylelikle orada onlara olan sevgileri ortadan kalkar. Müminler ise Allah'ı sevmek hallerinde kalırlar. Onlar kendilerine Allah'a karşı hiçbir yarar sağlamayan ilahları hakkındaki sevgilerinden geri dönenlerden daha fazla bir şekilde Allah'ı severler. Böylelikle kıyamet günü müşriklere özel anlamda Allah'ı sevmeleri kalır. Çünkü onlar dünya hayatında Allah'ı sevmiş olsalar bile onunla birlikte ilah olmaları anlamıyla ortakları da sevmişlerdir. Bu vehim ve yanılgı olmasaydı onları sevmeyeceklerdi. Binaenaleyh onların sevdiği şey uluhiyettir yani ilahlıktır. Böylelikle onlar uluhiyeti pek çok şeyde tahayyül etmiş, onu sevmiş ve ortakları da sevmişlerdir. Kıyamet günü zikrettiğimiz şekilde olunca onlarda sadece Allah sevgisi kalır. Tabii o sevdikleri, taptıkları ilahlarının ne olduğunu, hakikatini anladıkları zaman sadece onlarda Allah sevgisi kalır. Çünkü dünyadaki sevgileri bölünmüştü. Ahirette ise sevdikleri şeyi, ilahlığı sadece Allah'ta gördüklerinde sevgileri onda toplanır. Bu nedenle rahmet öne geçmiş, iki uç güçlenmiş, içerdiği ortaklık nedeniyle ara zayıflamıştır. Bütün bunları daha önce açıklamıştık. İşte sevgi yani hub ve heva arasındaki fark budur.